Bu videoda hücre zarında bulunan fosfolipit yapısını daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Hatırlamak için basit bir şekilde fosfolipit yapısını çizmek istiyorum şimdi. Polar bir fosfat grubuna ve iki yağ asidi zincirine ve de bunları bir arada tutan gliserol omurgasına sahiptir. Ama bu tam olarak ne anlama geliyor? Bu çizimin gerçek bir molekülle benzerliği nasıl olabilir? Gelin ilk olarak yağ asidinden başlayalım. Burada iki yağ asidi var ve gördüğünüz gibi işte buradan birer kuyruk gibi aşağı sarkıyorlar. Yağ asidi aslında uzun bir karbon zincirine bağlı karbosilik asittir. Karbosilik asit bu çizdiğim şekildedir. Çift bağlı bir O ve bir hidroksil grubu. Ve çok uzun bir karbon zincirine sahiptir ama ben bunu burada R grubu ile göstereceğim. Şimdi sıradaki maddemiz gliserol omurga. Gliserol oldukça basit bir yapıdadır. Şu şekilde gözükür ve 3 hidroksil grubuna yani 3 alkol grubuna bağlı 3 karbonu vardır. Ve her bir fosfolipitte sadece 1 gliserol bulunur. Evet, sonuncu olarak da fosfat grubu. Daha önce de bahsettiğim polar baş grubu. Tahmin edebileceğiniz gibi fosfat grubunda bir fosfor var. Ve ona bağlı 4 adette oksijen. Peki, bütün bunları bir araya getirdiğimizde nasıl bir resim ortaya çıkar? Zaman kaybetmemek için bunların bileşiminin nasıl gözüktüğünü daha önceden çizmiştim. Birleştiklerinde ortaya çıkan şekil işte bu. Gördüğünüz gibi burada iki yağ asidi zincirimiz var. Ester bağı ile gliserole bağlanmışlar ve başka bir ester bağı ile gliserol de fosfat grubuna bağlanmış. Fark ettiyseniz negatif oksijenlerden biri kaybolmuş ve onun yerine bir hidroksil grubu, alkol grubu yerleşmiş. İşte burada gördüğünüz turuncu kısım. Bunun nedeni ise hücrelerimizde fosfolipidin aslında bu şekilde gözükmesi. Bir negatif oksijen bir hidrojen alarak alkol grubunu oluşturuyor. Aslında fosfolipit molekülünün bir hücre zarında böyle görünmesi oldukça nadir bir durumdur. Çünkü bu molekül başka birçok moleküle bağlanabilir ve böylece çok çeşitli fosfolipit takımları oluşturabilir. Yine de daha önceden çizdiğim molekülleri hemen buraya ekliyorum. Eğer hücre zarını çok ama çok seven bir araştırmacı değilseniz, bunları ezbere bilmek zorunda da değilsiniz çünkü bu yapılar birazcık karışıktırlar ama yine de nasıl göründüklerine aşina olmakta fayda var. sırasıyla serin, kolin, etanolamin, inositol ve gliserol. Ah, dikkat ettiyseniz bu özel hidroksil grupları da turuncu olarak belirttim serin, kolin ve diğerlerindeki bu hidroksil grubu turuncuyla gösterdim. Çünkü bunlar fosfoester bayı ile fosfat grubuna bağlanırlar. Peki ya tüm bunlar gerçek bir molekülde nasıl gözüküyordur sizce? Mesela serin bu fosfolipitle bağlı olduğunda nasıl gözükür? Alanım kalmadığından şimdi başka bir görüntüye geçeceğim. Farkındaysanız ortaya çıkmış olan bu 5 fosfolipit de birbirinden farklı. Fosfatidilserin, fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamin, fosfatidilinositol ve kardiyolipin olarak da bilinen difosfatidilgliserol. Dikkatli baktıysanız bu son grupta ortadaki gliserole bağlanmış iki fosfolipit grup olduğunu görmüşsünüzdür. Ve dediğim gibi eğer hücre zarını detaylı bir şekilde inceleyen biri değilseniz tüm bunları ezberlemenize hiç gerek yok. Zaten söylemesi de çok zor. Ama bilmemiz gereken önemli bir şey var. O da hücre zarında bulunan fosfolipitlerin çok çeşitli olduğu ve çok sayıda farklı forma girebileceği. Eğer hücre zarımızı oluşturan fosfolipitlere yakından bakarsak hücre zarı içinde dağılmış olduklarını görürüz. Şimdi bir önceki çizimimize geri dönelim. Hatırlayalım, bu bizim apolar kısmımız ve buradaki sarı olan kısımsa polar. Eğer yukarıya çizdiğimiz bu ilk fosfolipit çizimimizle eşleştirmek istersek buraya polar baş grubunu çizeriz. Ve iki yağ asidimiz de burada durur. Tekrar söylüyorum, gliserol grup çizilmez çünkü zaten tüm bunları bir arada tutan odur. Evet, son olarak kısa bir şeye daha değinmek istiyorum. Bu bizim fosfolipitimiz. Buraya çizdiğim bu R grubu ise oldukça uzun bir karbon zinciri. Birçok durumda bu karbonlar birbirlerine çift bağ ile bağlıdırlar. Birçok farklı karbonun olduğu gibi. Hemen belirteyim, çift bağlar cis veya trans formlarındadırlar. Kimyadaki cis bağı çift bağlı iki karbon ve onların da uçlarında birbiriyle aynı yönde olan karbonlardır. Trans bağında ise uçlardaki karbonlar birbirlerinin ters yönündedirler ve buradakiler de hidrojenlerdir. Buradaki detaylı moleküle biraz daha yaklaşırsak trans bağlı olan bir molekülde yağ asitlerimiz nasılmış? Düz bir şekildeymiş. Evet. Yağ asitlerimiz düz bir şekilde olur. Cis bağlı olursa da burada bir bükülme oluşur. Çünkü cis bağından dolayı oluşan eğilme buradaki bükülmeyi oluşturur. Hücre zarının akışkanlığı konusunda bu oldukça önemlidir. Özetlersek fosfolipitlerimiz 3 temel şeyden oluşur. Yağ asidi, gliserol ve fosfat. Ve eğer bu molekülü detaylı çizersek karşımıza bu tablo çıkar. Buradaki polar fosfat grubumuzda bir de OH grubumuz var. Ki bu da birkaç farklı molekülle birleşerek hücre zarımızı oluşturan türlü türlü fosfolipit takımlar ortaya çıkartabilir.